Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz ben Mert Temizler bugün elimde Artsmart'ın yeni cihazı AS515 var bir stick cihaz 2 GB RAM 16 GB dahi depolama var cihazımızı açalım cihazımızda adaptör çıkmıyor önce onu söyleyeyim içinden bir yıllık ulusal kanal kodu geliyor çıkıyor kumandamız şöyle Şık bir kumanda. Mouse modu da var. Air mouse bakacağız. USB-C kablo. Kumanda gözü. Pilimiz. HDMI uzatıcımız. Ve Steam'iz. Steam'izde USB-C yuvası güç alması için yanında bir kumanda gözü için yuva. Öbür tarafında micro SD kart yuvası ve arkasında da USB 2.0. Şimdi cihazı bağlayacağım. Hep beraber bakalım. Cihazın üzerinde TRT bandrolü mevcut. Alpsmart gerçekten sevdiğim bir firma. Her cihazı getirmiyor. Belli başlı cihazları var. Belli başlı modeller var. Bu modeller dışına çıkmıyor. Yani elimde model çok olsun diye saçma sapan modelleri getirip yığmıyor. S905 X3 modelleri vardı. X2 vardı. Bu da Allwinner H618. Normalde biliyorsunuz Allwinner'ı ben sevmem. Ama performans benim için önemli. Daha önce Nitro'yu da çok beğenmiştim. Bu da Nitro benzeri bir cihaz. Türkçeyi seçiyorum. Ekranı ayarlama, ölçeklendirme. 5 GHz'imiz var. Wi-Fi'ye de bağlandık. Arayüzümüz ATV arayüz. İstanbul zaman dilimimiz. Ve cihazımız açıldı. Ayarlara bakalım. Cihaz tercihleri hakkında. Recovery moda direkt buradan geçebiliyoruz. App root var. AS515. BigDroid diye geçiyor bu. Arayüz. Burada bildiğimiz şeyler var. İçerik kare hız eşitleme var. Güzel. Gelişmiş ekran ayarları var. Metin ölçekleme var. Bu da güzel. Ses çıkış modu var. Gelişmiş ses ayarları var. Ekstra bunlar güzel. Uygulamalarım kısmı var. Burada Alpsmart'ın App Market'i var. Dsmart, Disney, Exxon, Blue TV bunlar yüklü geliyor. Uhu TV, Prime Video, kendi TV uygulaması, Miracast ekran yansıtma. Kumandamız Bluetooth değil bu arada. Mouse modu, Air Mouse değil oklarla yönetiliyor. YouTube kısayolu çalışıyor. Bu arada televizyonun arkasına rahatça koyabilirsiniz bu gözü. Televizyonun önüne yapıştırdığınız zaman sorunsuzca televizyon görecektir. Ama tabii harici bir kumanda alırsanız ben hep USB, Nordica falan kullanıyorum. Siz de öyle bir şey kullanabilirsiniz. YouTube'a girmişken hemen bir tane videomu açayım. Bu arada cihaz gayet hızlı, onu söyleyeyim. All winner ama Nitro gibi. Nitro'da ne söylediysem bunun içinde geçerli. Gayet hızlı biçimde açılıyor. Şimdi ben gerekli uygulamaları yükleyeyim, sonra devam edelim. Gerekli uygulamaları kurdum. AIDA ile başlayalım. Allwinner dediğim gibi E618 var, Mali-G31 yongası var, ekran yongası. 2 GB RAM, 16 GB depolamamız var. 1.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci. H616'ya göre daha güçlü bir işlemci. Android versiyonumuz 12. Güzel bir arayüz kullanılmış. Bunu tasarlayan, arayüzü tasarlayan kişi uğraşmış. Allwinner için stabil bir ATV ROM yapmış. Gerçekten çok beğendim kullanırken. L1 lisansımız yok. L3 yani Netflix, Disney, Amazon gibi uygulamalar düşük çözünürlükte çalışır. İnternet hız testimizi yapalım. Şu an 5 GHz'de bağlıyız. 100 üzerinden 88 aldı. Gayet güzel. Video testlerimizi yapalım hem de Kodi'nin açılış hızını görün. Kodi hızlıca açıldı. Şimdi USB üzerinden videoları açacağım. 160 megabit sorunsuz 400 megabit fiyatına göre gayet yeterli. 3 kere disk, disk hız testi yaptım. Üçünde de farklı sonuçlar verdi. Daha önce bir iki cihazda daha karşıma geldi bu. O yüzden bu testi artık çok güvenmiyorum. O çok güvenmediğim için de artık yeni T-Box testlerinde bu testi yapmayacağım. Onu söyleyeyim. Çünkü yanlış bilgilendirme olacak. Sizleri boşuna yanlış bilgilendirmek istemem. Şimdi ayarlara bir girelim. Acaba bulamadım mı diye baktım. Ama Bluetooth yok cihazda. Oyun testi için Bluetooth'a bakmıştım fakat bulamadım. Google Asistan var. Ama kumanda da mikrofon yok. Buna Bluetooth'lu kumanda da bağlayamıyorsunuz. USB'li kumanda bağlamanız lazım. Şimdi bu benim joystimin USB'si de vardı. Onu bulabilirsem. Sanırım. Oyunumuz açıldı. Biraz test edelim. gayet rahat bir şekilde oynanıyor. En ufak sorun yok. Bu tür oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bir de hep bakalım. Hep herkes soruyor nereden bulabiliriz diye. Bizim depomuzda var. AP, Telegram'da APK depo diye ararsanız çıkar. Veya bizim mertemizler.com grubuna gelirseniz Telegram'da. Oradan da rahatlıkla bulabilirsiniz. Burada update soruyor. Hayır diyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Street Fighter deneyelim. Bu arada cihaz stick olduğu için ısınıyor doğal olarak. Fakat performansın herhangi bir etkisi yok. Performans düşmüyor. Bu arada iki joystick oynamayı soranlar oluyor burada. Bakın burada ikinci joystick seçmeniz gerekiyor. İkinci joystick'i bağlayınca. Buna USB çoklayıcı ile iki tane USB gamepad bağlayabilirsiniz. Oyun atma tuşunu ayarlamamışım ama gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde Çalışıyor Bu şekilde de nostalji yapabilirsiniz İki tane negatif yön var birisi bluetooth kumanda olmaması bunun sebebi de muhtemelen cihazda bluetooth olmamasından dolayı Koymamışlar Geri kalan özellikler gayet iyi. Fiyatına göre başarılı bir cihaz olmuş. İki nokta dediğim gibi bluetooth olmaması ve bluetooth kumanda olmaması. ikisi bizim için kötü. Ama çok etkili etme Dediğim gibi bluetooth ile hiç işi olmayan insanlar da oluyor. Ama bluetooth olmazsa olmaz diyen insanlar da var. Yani bluetooth dangle bunlar da çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum. Ama bir saniye deneyelim hemen. Bende bluetooth dangle vardı şurada. Bakalım hemen bluetooth tangılı. Muhtemelen görmez ama denemeyi yanılma yapalım Denemedik demeyiz en azından Bir tane daha vardı bu çalışmadı Bir de şunu deneyelim Yok Çalışmıyor En pozitifte de şurada içerik kare hızı ile eşleştir var O biliyorsunuz çoğu arkadaşımızın sorduğu bir şey Bilmeyenler de olabilir Ne olduğunu bazı işte TV kanallarında veya filmlerde FPS içerikli tutmuyor. Onu ayarlamak için yani ekranınızla cihazın FPS'ini ayarlamak için otomatik olarak yapıyor bu. Karıştırdım cümleleri ama işte anladınız siz. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Ben satın alma linklerini ve blog yazımı açıklama kısmında paylaştım. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.